Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Oturabilirsiniz, zaten oturuyorsunuz. Çok uzatmayacağız bu basın toplantısını. Sorularınızı bekliyorum. Çok kısa tutalım. Acelem var, işim gücüm var yani. İlk soruyla başlayalım. Evet, buyurun. Peki Enis Hocam, FIFA kariyer neden haftada bir gün geliyor bize? Yani daha hızlı, daha fazla olamaz mı? Şimdi yani onu şey yaparken... Şimdi arkadaşlar, evladım şunu biraz şöyle. Canım biraz daha. Canım bir saniye. Evladım bak arkadaşlar, güzel arkadaşım. O mikrofon öyle değil yalnız. Bir dakika canım bir saniye. Şimdi bak bunun ucunda bir şey bile yok. Bak bunun ucu boş. Bunun ucu boş. Canım bir saniye. Ağzını yüzünü kıracağım senin bir saniye. Arkadaşım sen gerizekalı mısın? Ya? Gerizekalı mısın? Bu iki tane yemiş diyor. Hangi kanal için tutuyorsun bunları? Senin ucunda mikrofon bile yok. Ya canım bir dakika senin ucu... Bu ne? Bu sünger boş. Senin ucunda... Bu açık bile değil lan bu. Kapalı oğlum bu. Oğlum bunun içinde bir şey yok. Buradan bağırayım mı? Ne istiyorsun? Bağırayım mı istiyorsun? Boş bunun ucu, boş. Oğlum şunu tutma şöyle ya. Biraz alttan tut, insan gibi tut. Bir dakika arkadaşlar, sorularınızı size cevap vermek istiyorum. Bir saniye. Bak şimdi canım benim. Bak o mikrofon... Sizi nereden işletiyorlar? Bu mikrofonlar böyle tutmaz. Güzel arkadaşım. Bak bunun ucu boş diyorum hala. Bak boş oğlum, bunun ucu boş. Bak oğlum beni delirtmeyin, sinirlendirmeyin lan. Ya ama bak arkadaşlar. Tamam boş ver oğlum. Oğlum üzülüyorum abi. Gelsin böyle yoksa değil. Ya yoksa öyle değil. Ben üzüldüğümden diyorum yani. Yok abi üzüldüğümden diyorum yani. Yoksa estağfurullah canım, benim bir şeyim olmaz ya. Neyse. Var mı başka böyle değişik bir soru? Can. Ne kadar güzel bir insansın sen. Defol git. Merhaba sevgili oyuncular, merhaba değerli futbol severler. FIFA kariyerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaçma. Kaçma gördüm seni. UEFA maçıyla hızlı bir giriş yapacağız. Bordo ile içeride oynuyoruz. Bakın 3 maçın ardından Villarreal 7 puanla 1. Biz Antalyaspor olarak 4 puanla 2. Bordo ve Shamrock Rovers da 2'şer puanla hemen arkamızda. Amacımız bu maç. Bordo'yu böyle bir sallayıp, böyle bir iyice kendinden geçirip, tokatlayıp, tokat manyaklı Fransa'ya geri göndermek biraz ağır oldu. Amacımız yenmek aslında kısaca. Yani o kadar havalara girmeye gerek yok. Düz yenmeye çalışıyoruz. 1-0 olsun, bizim olsun. Tokatlamaya falan da gerek yok. Yenelim yeter. Ok. Bu Dani elini mi sakatlamış ya? Ha? Daniel? Daniel'in elinde var mıydı ya? Ben ilk defa görüyorum Daniel'in elinde bir şey böyle. Oğlum ne oldu? Kavga mı ettin? Ne yaptın lan? Hiç de var ya, hiç de bir şeyden haberim yok ya. Hiçbir şeyden haberim yok takımda olan bitenden ya. Neyse ilk 11'i görüyorsunuz. Kvesic, Chico, Diego, Kandemir. Defans hattını oluştururken Boli, Daniel, Öztekin, Al-Muvallat yani Fahomuz orta sahaya oluşturuyor. Eto ve Gulde forvette böyle gol atmak için bekliyor. Özellikle Eto bu sezon inanılmaz başladı. İnanılmaz gidiyor. Umarım inanılmaz da bitirir. Arena Doro'da yağmurlu bir hava. Antalya Spor'un sahası Arena Doro bu arada. Artık anlamışsınızdır, ezberlemişsinizdir. İnanılmaz bir mücadele bizi bekliyor bu zorlu hava koşullarında. Antalya gibi güzel sıcak bir şehirde böyle yağmurlu bir hava görmek tabii ki de normal. Şehir sıcak da olsa mevsim diye bir şey var. Hayvanın alemi yok. Mevsimden kaçamayız yani. Eto son 3 maçta 3 gol atmış. Son 4 maçta 4 gol olsun diyelim ve başlayalım. Daniel ver pası. Verdiğim pası çok iyisin Daniel. Eline ne oldu merak ediyorum ama. Daha da Boli var. Henüz istediğimiz seviyede etkili olamasa da Boli güzel girdi şimdi. Boli, Boli çekti topu. Boli, Boli, Boli. Güle verdi gül. Offside tabii. Her ne kadar istediğimiz seviyede olamasa da Boli bu pozisyon. Abi ben senin istediğin seviyeye çıkarım deyip bir güzellik yaptı yani ama. Tabii gül offside. Bayağı net offside. Kapat, kapat. Kapat Diego. Kapat Diego. Güzel. Aman, aman. Açığı verdin, açığı verdin. Açık sevmem. Bravo Chico. Açık sevmem. Öyle hareketler yapmana da gerek yok. Artistlik yapma. Diego mu musun, Chico mu musun, ney misin? Diego'ymuş. Yok, Kvesic'miş. Ulan adamları unuttum. Yok böyle bir şey ya. Karıştırıyorum birbirine. Of, çok kötü bir teknik direktör olabilirim. Ama değil. Ay, ay, Yasin çık adamın üzerine Yasin, uzaklaşma o topu Yasin. Yasin çıkacağım adamın üzerine tüküreyim senin ya. Yediğimiz gole bak be. Naylon gibi şut gol oldu. Şuna bak. Bu ne böyle? İyi başladık, güzel yedik. Ver kana, koş Yasin. Oha! Hayvan! Bırak! Tamam sinirlenme, sinirlenme. Adam günah yok, bir şey yok. Aç Yasin. Kandırdım! Bakalım başarılı kandırmış mıyım? Yürü Yasin.
kes içeriye. İğrençsin ama olsun, seken top, bırakma Yasin. Ulan Yasin, bırakma diyorum, bırakma. Danyel, yapış odama Danyel. Adam da hızlı çıktı arkadaş. Bravo Çiko. Offside yok mu? Offside yok mu? Girdiniz araya. Bravo çocuklar. Bravo. İyi girdiniz. Aman aman aman. İki olmasın. Gene aynı salak gol yemeyelim ya. Faho ne yapıyorsun oğlum Faho? Bravo be. Bravo Fornezi be. Belli etmesem de yüreğim ağzıma geldi. Nutkum tutuldu. Boli yürü. Oy, yürü bir şekilde geç. Kan güzel koşuyorsun. Yürü Kan Demir. Sana kan denmeyi hak etmiyorsun sen. Güzel. Güzel. Gül yapma. Gül kaybetmedim. Bravo. Olsun. Atağın için etsek de olsun. 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 Eto'um. Ah, gelmedi tekrar Yasin. Eto'un uçtu döndü ama Yasin'e gelmedi. Güzel Yasin. Verdim Faho'ya. Faho yürü. Faho yürü de Faho. Sen bu solda çok çaresiz kalıyorsun ya. Çok çaresiz kalıyorsun be oğlum. Kapatın orayı. Kapatın. O top tekrar almamız lazım. İkinci yarı bir değişikliğe gideceğim. Bu böyle gitmez bu iş. Bu iş böyle gitmez. Aman aman. Bravo Fornezli. İyi sezdin. Aferin. Gül bırakma. Gül çok iyisin be. Kısa boyuna rağmen mücadeleci ruhun devam etmene izin veriyor. Eto vereceğim pasa tüküreyim Eto. Aferin Eto. Yürü Yasin. Ulan Yasin yürüyemiyorsun. Gül açtım Boli'ye. Güzelsin. Boli teknik zayıf, teknik. Aklım, kafamda bir değişiklik var ama onu yapmak için erken mi değil ya. Bu işlerin erken olmaz, o değişikliği yapacağım. Bakın beyler. Faho'yu sağa çekiyorum. Bolini'nin yerine de Bassan'ı oyuna alıyorum. Bakalım nasıl bir farklılık yapacağız. Bu sefer hani topu çalımlarla içeri girmektense orta kafaya döneceğim biraz. Eğer istediğim ortaları alırsam ama sonuç alamazsam diğer rayı da sokabilirim o bölgeye. Çok iyi verdin. Çok iyi verdin Baş. Kestin. Oh, ya böyle böyle geri pas ya o. Bu taktik güzeldi. Niye aynı şekilde kaçmıyorsunuz oğlum? Heh. Kimi orta açtım be evladım? Ay! Gül ayağı iyi soktu, araya da gol olmadı. Danyel sakin ol, sakin ol, sakin ol. Faho'ya verdim, Faho kan koşuyor. Kan Demir kes içeri, güzel bir orta. Kes içeri, güzel bir orta! Gülden önce kaleci. Vallahi Eto girdi araya. Vallahi da girdi, billahi da girdi. Ama o çalım atamadı artık, o bel dönmüyor o kadar kolay. Bunlar da top aldılar mı? 55 bin tane pas yapıyorlar ya. Bravo Fornezi. Yok mu top alan? Yok mu? Yasin en çok toplanan adamım sensin. Bravo. Ulan Baş. Ulan Baş. Orada o top kaybını yaptım. Burada geldi. İçimizde patlayacak şimdi. Kapat kapat. Ya Yasin kaçırma ayağın altından. Sokun oğlum şu topu. Bravo bravo Gül. Gül dokundun, çok iyisin. Çok iyisin. Başa verdim. Baş yürü. Baş yürü. Baş yürü. Yürüme. Yürüme. Yürüme Yasin'e ver Yasin. Eto'ya kötü top. Eto fiziğini kullanarak geçemiyor orada adamları. Yürü Eto. Güzel aldın. Güzel aldın. Faho koşuyor içeri. Faho'ya güzel top. Yetişemedi Faho cücük boyuyla. Aha. Aha Gül gene seziyor bir şeyler. Gül gene seziyor bir şeyler. Gül verdi pası Yasin'e. Yasin. Yasin. Güzel verdin Eto'ya. Eto. 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 Eto olmadı Yasin. Yasin yapıştır. Yasin. Yasin yapıştır. Yasin. Oh be. Yasin yapıştırdı. Aferin. Çok iyi geçti. Vurdu döndü Yasin. Vurmadı belkini attığı göğüs kontrolüyle. Oyun aldı. Nefis bir gole. Demir gole daha doğrusu. Köşeye yapıştırdı. Bravo Yasin. Orta saha olmaz dediler bu çocuktan ama oluyor.
oldu ve oluyor. Ama bunun hakkını vermek lazım. Gene orada Sezdi ve araya girdi. Gene Sezdi orada fırsatçı golcü Gül. Bu gol yetmez. Bir gole daha ihtiyacımız var. Yani 1-1 de bizim lehimize bir skor gruptan çıkmak için. Sonuçta Bordo arkamızda ama bir gol daha atarsak, galibiyeti koparırsak buradan çok ama çok daha avantajlı oluruz. Yoksa yani hocaya bak, yeneceğim dedi, gol yiyince beraberle razı oluyor gibi bir yorum yapmanıza gerek yok. Yürü baş. Oy, bakkala gönderdin. Oy. Oy, verdi pası Gül'e Gül. Gül yapamadı hareketini orada Gül. Bu arada da gol arıyor. Onların galibiyete bizden daha çok ihtiyacı var. O yüzden maç iyice fena bir hale geldi. Yani tüm atlarıyla şu an yarı sahamızda adamlar. Aman Fornezzi, bravo aman. Aman bak bak bak, ileride Eto boş. Ulan Fornezzi, ulan Fornezzi. Eto'yu at dedim sana, kime atıyorsun? Aman aferin baş, aferin baş, aferin baş. Arkadaşlar şu paslaşmaları yapabilirseniz daha hayırlı bir maç olabilir bizim için. Yani pas atamıyoruz ya bildiğin. Sakin olun ya. Sakin ol ha. Daniel, aferin. Faul. Faul. Sakin faul. Sakin faul. Şimdi sakin değil. Şimdi sakin değil. Aman Gül be. Aman Gül be. Derken maç bitti. Buradan iyi fırsat yakalayıp gol atabiliriz. Çünkü defansta gerçekten çok boştu da adamlar çok fena bastırdı. Pozisyon bile vermediler bize. Neyse, avantajlı olan biz olduk bu skolle en azından. Bordo'ya nazaran daha avantajlıyız. Efendim, ligde Mersin'le deplasmanla maça çıkıyoruz. Hemen şöyle bir skor şeyin lig tablosunu hatırlayalım. Beşiktaş 24 puanla bir. Trabzon keza 24 puan. Fenerbahçe Galatasaray 23'er puan. Biz de Antalyaspor'a 21 puandayız. Maç eksiğimiz var tabii. Fenerbahçe'nin maç fazlası varmış. Başakşehir arkamızdan geliyor, Bursa arkamızdan geliyor, Antep arkamızdan geliyor. Öyle devam ediyor. Peki Mersinler de 17. sırada 7 puanla öyle bekliyor. Öyle bekliyorlarsa onlara yardımcı olalım, bekleyişlerine devam etsinler diyorum ve maça geçiyorum. Faho, bol ikilisini kanatta kullanmaya devam edeceğim bu maç. Fakat gene istediğimi alamazsam bu sefer Faho'yu gene sağa çekip sola gene başı alıp öyle bir kurguyla çıkabilirim. Hani geçen maç fena bir performans sergilemedi açıkçası. Her ne kadar baş çok istediğimizi yapamasa da. Ama hani ısınma aşamaları falan sonuçta. Mersin'de güzel bir öğleden sonra tekrar güneşli bir hava. Mersin'e sıcak bir ilimizdir. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Verdiğin sola. Faho gidiyor. Faho geçecek bir rakibini. Uzun zamandır bir rakibini geçmedi. Özledi rakip geçmeyi. Geçemiyor Faho. Faho geçemiyor. Çok zorluyor. Bu çocuk çok zorluyor geçmek. Geçemedikçe daha çok zorluyor. Beni delirtiyor Faho. Vallahi adam geçmeye saklayacağım sana Faho. Güzelsin Faho. Güzelsin Faho. Sıyrıl şundan, sıyrıl şundan, sıyrıl şundan, sıyrıldın işte bu özlediğimiz Faho bu. Arkada Gül'ü gördün mü, kaleci çıktı. Ortam da güzeldi Faho. İşte bu, bunu istiyoruz senden. Ooo, Daniel'den çok temiz müdahale. Neredesin lan Faho? Güzel bıraktın Eto'nun önüne. Eto geçti, içerisi kalabalıklaştı, açtırdı. Daniel, 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 Daniel. Eli kırık çocuğa. Atan alevlenmesine sebep olan hareketi o yaptı. Bitiren hareketi yine o yaptı. Çok iyi içeri koştu. Çok iyi kafayı vurdu. Köşeye löp diye bıraktı. Bravo Daniel. Eto. Rakibinin nefis geçti. İçeri müthiş orta. Daniel. Boy avantajını kullandı. Fizik avantajını kullandı. O kafayı oraya vurdu. Zaten adam dağılmış. Yanında sıçran adam dağılmış. Geriye gitmiş. Yani böyle uçmuş geriye doğru. Abi ben bırakıyorum diye. Ben futbolu bırakıyorum diyerekten geriye doğru uçmuş. Aman he. Aman he. Öyle Joel Chadji'ye de benziyor zaten. Öyle frikikler. Oha, o nasıl bir baraj ya. O barajın yanından var ya. Dünya top geçer. Aynı anda 3 şut çek, 3'ü de geçer. Oo, Faho açığı buldu. Oo, oo. Eto koş. Eto kestim arkaya. Eto. Ah, vallahi var ya, kaleciyi de içeri sokacaktı. Öyle sert salladı ya ama boşa. Boli çekti topu, girdi içeri. Boli, Boli, Boli mesajımı da aldım. Boli mesaj attı. Abi çok hızlı koştum, nasıl? Ulan hemen mesaj atıyorsun, hemen ya. Yasin nefis kesti içeri. Kafa vuruşu geldi, gol. Vallahi da gol, billahi de gol. Boli. Vallahi de gol, billahi de gol. Boli.
Bak gene mesaj. Abi nasılım, kafayı nasıl vurdun? İyi vurdun Bolin, aferin. İkinci golü de attık erkenden. Kalecinin hatalı çıkışı. Bolin'in usta vuruşu. Yani usta olmasa da vuruşu işte. Bir vuruş sonuçta yani. Beklemediğim isimden bir kafa golü geldi. Çok iyi oldu. Orada müdahale var. Yasin'e geldi top. Yasin bakalım ne yapacak? Yasin. Aç oyunu. Açtı. Ortada bak top isteyen Faho var. Faho girdi. O ben de bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Faho Eto'nun önüne verdi, geçmedi. Bugün Faho'nun pasta geçmiyor. Yasin önüne buldu. Yasin uzaklardan vuracak mı? Burada olmadı. Vurdu. Ablukay aldı kaleyi bu dakikalarda. Ama sağ olsun Kandemir iğrenç pasıyla rakibe çok güzel bir kontratak şansı verdi. Bravo Kandemir. Bravo. Bu golü yersek sorumuz sensin Kandemir. Bunu da bil. Bunu da bil lan. Bunu da bil, yemedik Allah'tan. İçeride Daniel var mı Daniel? Bana bir adet Daniel lazım. Daniel içeride! Daniel! 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 Gene o kafayı vuruyor bu Daniel. Aferin Daniel. Bakın Yasin içeri bakıyor, süzüyor şöyle bir. Aha Daniel orada diyor. Daniel'in kafasına nefis kesiyor. Aferin Yasin, aferin Daniel. 3 gol, 3'ü de kafayla yani. Bugün kafamızı iyi çalıştırdık. Huaa! Ne var? Espri. İlk yarı sonlandı. 3-0 gibi rahat bir skorla öndeyiz. Birazdan değişiklikler yaparım zaten. 3 oyuncu değiştiririm. Şöyle yorgunları dinlendiririm. Çünkü yani UEFA maçı, lig maçı falan bunlar zor işler. Yorucu bir tempo. Neyse ki sakatlık olmadı, sıkıntılı. Nazar değmesin. Fornezi bravo. Şiir gibiyim. Ulan Yasin, Allah kahretmesin ya. İlla yedireceğiniz kaleciye gol ha. Yasin'in yerine girer mi efendim? Eto'nun yerine Diarra. Ondan sonracığıma Kvesic de uygunmuş. Kvesic de çıkartalım yerine de. Ulan gel bastan, seni alayım sol beke ha. Gel hadi gel. Yürü Daniel. Rahatsın Daniel. Aç ortanı Daniel. Diarra vur kafayı, vurdu 4. 4 gol 4 de kafayla. O espriyi de yaparım gene ha. Aferin Diarra. Diarra'ya çok iyi pas. Diarra'ya çok ama çok iyi pas. Diarra gidiyor, Diarra gidiyor, Diarra gidiyor. Diarra 5 oldu. Dikkatinizi çekerim ayakla. Burada bir esprim yok. Ama Diarra'ya pası kim attıysa çok iyi pas. Cilerme atmış. Aferin Cilerme. İlk 11'i mi zorluyorsun ha? İlk 11'i mi zorluyorsun gı? Vallahi çok iyi pas. Diarra da usta işi vuruş yaptı. Faho geçti onu. Faho yürü. Faho... Bu ne ya? Tamam topa dokundu da adamı da topa dokunayım derken süpürdü yani. Vallahi bu da gol olmadı ya. Aferin Fornaz, maç senin bile iyi olduğun bir maç oldu. Nasıl oluyor bilmiyorum ama öyle bir maç oldu. 5-0 yendik, net bir skor. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Ahan da ikinciliğe yerleşmişiz. Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenince bir anda böyle puan skalamasında ikinciliğe oturduk da 5-0'lık skorunda. Önemli bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Ağzımla efekt yapıyorum. Çünkü beklediğim teklif geldi. Tabii ki de kabul ediyorum şapşikler. Evet, sonunda ben de bir milli takım hocası oluyorum. Hem de Türkiye milli takımın hocası oluyorum. Evet beyler, FIFA World Cup Dünya Kupası elemelerindeyiz. Türkiye olarak, aha Rusya orada. Ex aşkım Rusya da orada duruyor. Türkiye olarak ikinci sırada olmamıza rağmen ne olmuşsa Türkiye'nin teknik direktörü ortadan kaybolmuş. Onlar da bana teklif ettiler. Bilmiyorum ne olmuş. Hiç de fena gitmiyormuş Türkiye'ye yani. İskoçya ile içeride maç yapacağız. Çok önemli bir maç ama hemen de havaya girdim ha. Daha dün imzaladım, bugün havaya girdim. Yok böyle bir şey ya. İşte teknik direktör olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Bu önemli bir meziyettir. İskoçya 7 puanla yenilirsek öyle bir şey ihtimal dahi olamaz yani. Puanlarımız eşitlenecek. Yenersek Fransa'ya yaklaşacağız bir adım daha veya aramızı açmayacağız Fransa'yla. Hemen şöyle bir kadroya bakıyorum. Kimler var, kimler yok. Efendim normalde 4-4-2 tercih ederim ama bu kez 4-4-2 oynamayacağım. Ömer Toprak buradaki versiyonda var. Güzel. 81'de gücü var. Şahane oldu bu iş. Şimdi yedeklerde Selçuk İnan var. Erdoğan var. Forvet alabilirim çünkü hızlı bir adama ihtiyacım olabilir forvette. Çalhanoğlu hemen onun arkasında oynayacak. Arda Turan solda oynayacak. Sağda Gökhan Töre oynayacak. Ortada Nuri Şahin ne? Oğuzhan Özyakup oynayacak. Bu üçlü değişebilir. Yani kendi içinde değişebilir. Selçuk oraya girip çıkabilir. Veya Arda'yı forvet arkası alıp Erdoğan sola çağırabilirim. Her şey olabilir. Mehmet Ekici gibi önemli bir isim de var yedekte. Kerim Fray var.
Ersan Gülüm var, Burak Yılmaz var. Bunların hepsi önemli isimler. Bunların hepsinin faydalanmaya çalışıyorum ama kadromuz gayet güzel, gayet leziz, gayet taş gibi bir kadro ya. Güzel, hoşuma gitti. Tosun, Cenk Tosun! İyi vurdu. Aferin Cenk. Çift forvete de dönebilirim bu arada. Aklınızda olsun. Niye söylüyorsam ama Cenk Tosun nefis vuruyorsun. Aferin lan. Aferin. Neyse bırakın şimdi Cenk Tosun'u ve antrenmanı. Milli takım. Milli takım. Milli takım. Enis Hoca diye bağıranları duyabiliyorum. Evet. Enis Hoca diye bağırıyorlar şu anda. Enis Hoca duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum buradan. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde bugünlere geldim. Hakkım olanı aldığımı düşünüyorum. Bence hakkım olan buydu. Antalyaspor bugünlere getirebilecek kaç tane isim sayabilirsiniz? Hem Türkçe bilecek. Hem İngilizce çatpat. How are you doing? Fine thanks. And you? And I am good. Indeed. Bunlar zor şeyler. Hem İngilizce biliyorum, uluslararası arenada bir şeyler yapabiliyorum. Yani kaç tane insan var böyle? Ha? Kaç insan var? Kaç tane insan var arkadaşlar? Bana söyleyin. Bulduğunuz tek bir isim var. O da bu. Tek bir isim. Bu. İşte Türkiye müthiş bir saha, müthiş bir stat. Hangi stat bilmiyorum. Kaptan Arda. Çok şey bekliyoruz ondan. Barcelona'da oynuyor kendisi. Ya da oynayacak yakında. Oraya gittiğini söylediler ama ben daha bir kere bile görmedim. Büyük ihtimalle oynayacak. Biliyorum neden oynayamadığını arkadaşlar. Açıklama yapmaya gerek yok. Çünkü hemen şu an yorum kısmına gidenleri gördüm. Onlara söylüyorum. Şaka yapıyorum. Joke. What a joke. İngilizcemin iyi olduğunu söylemiştim. Tribünler Türk bayrağını sallıyor. İskoçlar üşüyor ya da sallanıyor bilmiyorum. Yani bu sallanma hani profesyonelliğin verdiği bir şey mi? Hani abi milli marş da olsa ısınmam lazım mı diye düşünüyorlar bilmiyorum. Çünkü bir tane söyleyen var aralarında. Diğerleri aha iki oldu. Diğerleri çok ilgili değildi. Kadromuzu biliyorsunuz bir daha bana saydırtmayın. Bol gollü ve bu golleri atanların da bizim olduğumuz bir maç olmasını diliyorum. Haydi çocuklar. Haydi yavrularım. Bastırın. Aha. Cenk iyi girdi araya. Bindiren var arkadan. Bravo güzel verdin Cenk. Aldın önüne Cenk. Cenk Tosun. Attı. Dakika henüz 10 bile olmadı. 13 dakikanın içindeyiz daha doğrusu. Cenk Tosun gelen topa nefis buldu. İşte bu yüzden aldım. Bu tek değil vuruşta bu yüzden. Bakın nerede arkaya oldu. Olsan var sanırsam. Olsan tek oynadı. Cenk takım arkadaşına. Gittik takım arkadaşına müthiş bir pas. Cenk'ten de müthiş bir vuruş. Arkandan gelen topu önüne alıp böyle vuruşlar yapmak çok zor iştir. Antalya'ya gelir misin Cenk? Bir konuşalım bu konuları. Ay. Direkte patladı. Fena pozisyonda. Hakan. Verdim pasını güzel. Gökhan bu takımın driplingisi sensin Gökhan. Yapma bunları Gökhan. Ki Gökhan arka arkaya. Birine töre diyelim de birine gönül diyelim bari. İkisine de Gökhan demeyeceğim. Caner iyi çıkardın yavrum. Yürü Arda sen misin? Yürü ismi okuyamıyorum. Arda sen misin? Arda mı uzaklardan vurdu? Arda sen değil mi? Evet Arda sensin galiba. Gönül. Yürü oğlum. Yürü Gökhan gönülüm. Kestin içeri. Güzel de kestin arkaya kafa gelir mi gelmedi. Korner. Arda güzel geçtin Arda rakibini. Arda yürü. Onu da geçtin Arda. Arda yürü. Daha yürüyemezsin artık yeter. Ama olsun araya girdin oradan vurdun gol. Biliyorum olmadığını. Ya bu Arda, Oğuzhan, işte Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu hepsi 10 ve küsürü numaralar giyiyor. Ulan hangisi anlamıyorum ki. Onların numaralarını elleyeceğim ben ha. Güzel çıkardı. Yürü Caner. Geçtim, verdim pasını. Hakan iyi çıkardı kaleciyi. Kapat. Aman kaza gol olmasın. Aman. Müdahale güzeldi. Aman. Aman ya. Oyun üstünde bir şey. İkinci yarı verdik kontrolleri ipleri adamların eline. Hayır. Bravo Onur be. Ulan nasıl açık veriyorsunuz orada? Sen de ne sevindin gol kurtardın diye. Tamam. Defans açık veriyor diye kızacağına gol kurtardın diye seviniyorsun orada. Sen de o. Girdin Gökhan araya. Çok da güzel girdin. Yürü Gökhan. Yürü oğlum. Verdin Cenk'in önüne. Cenk tekrar senin önüne verdi. Gökhan. Oh iyi direkten döndü. Yapma bunu. Çok güzel gelmişti. Çok temiz gelmişti. Yapma bunu.
takım teknik olduğu kadar kondisyonları da çok ama çok zayıf bir takım. Vallahi Onur helal olsun Onur. Bugün bizi kurtaracaksın umarım. Bir de bu maçı kazanırsak tam olacak. Caner o nereye bir pas? Abisi o nereye pas ya? Ya iğrenciz ya. İkinci yarı resmen döküldük ya. Çok iğrenç bir futbol oynadık yani. Hadi artık. Son at. Son atak dedim bitti ya. Neyse en azından aramızdaki puan farkını korumuş olduk. Yani bizim için önemli olan ilk ikide kalabilmek. Gerçi yani birinci olmak lazım. Yoksa elemeler sıkıntı ama bakacağız. Bakacağız yani. Bakacağız bu işin çaresine. Efendim Antep'le içeride oynuyoruz. Puan tablosunu görüyorsunuz. Bana açıklattırmayın lütfen. Antep 10. sırada. Bakalım bizi zorlayabilecek mi içeride? Milli takım macerası şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Devam edecek ama şimdilik bu kadar. Oraya kafa yoracağımız zaman farklı. Buraya kafa yoracağımız zaman farklı. Antalya Spor taraftar geçen maçın ardından rüzgar arkasını aldı. Coşkulu, istekli, arzulu. Umarım takım da aynı istek ve arzudadır. Bu maçta farklı bir galibiyet alırız. Galibiyet almamız kaçınılmaz. Olması gerek. En azından iddialı konuşmayayım o kadar fazla. Fakat farklı galibiyet almamız çok daha hoş olur. Güzel verdin Daniel. Güzel verdin. Arkadan bindiren var. O da verdi. Daniel, Daniel. Daniel iyi vurdu. Kaleci çıkardı. Vallahi da aldı Eto topu. Çok iyi pastı. Ay Yasin'in önünde kalmadı be. Yasin'in önünde kalaydı iyiydi ama Kandemir hakikaten nefis pas çıkardı. Bravo Fofo. Bu arada benim sattığım Etame de şu an 25 numaralı forma ile Antep'te oynuyor ve Yasin iğrenç bir pas verdi az önce. Aha Fofo çaldı. Fofo çaldı. Fahro kibini ters ayakta yakaladı. Fahro içeride kesti. Eto'dan önce kimse dokunmadı. Daniel geldi orada. Daniel verdin Yasin'e Yasin. Heyecan yapmıyoruz Yasin. Geçti rakibini Yasin verdi. Pası da nefis bir pas. Eto çekti topu Eto. Bıraktı Yasin'in önüne. Yasin Yasin nefis bir gol. Yasin Eto nefis bir gol. Bravo be. Bravo be. Yasin gene ortada müthiş bindirdi. Çok iyi bir uyum orada bakın. Fahro'nun top çalmasıyla başlayan pozisyon. Yasin'e Eto'ya nefis pas. Eto. Herkes şut çeker ama Eto büyük düşündü, büyük. Eto büyük düşündü, ustalığını konuşturdu, Yasin'e çıkardı. Yasin'in orada ayak sokacağını biliyor. Yasin de sakatlanmak pahasına ayağını soktu. Aferin Yasin, aferin. İlk yarı sonlandı, Bolin'in sakatlığı geçmediği için onu oyundan alacağım. Başı yine sola çekip Fahoy'u sağa çekeceğim. Bravo Daniel. Verdin Yasin'e. Yasin onu geçemedi ama olsun. Orada Faho var. Yasin'e ver tekrar. Yasin tekrar Daniel'e. Daniel tekrar Burak'ta Eto'nun önüne. Çok iyi çıktık Eto. Eto kaleciyle karşı karşıya. Eto. Eto. Çok teknik bir vuruş denedi ama olmadı. Oy. Çibuike'ye bak sen. Ne vurdu he. Aman. Etemeden gol yedik. Maç başından beri hiçbir şey yapmadı. Aldı her topu ezdi. Burada o kafayı vurdu. Biliyordum ama ya. Bir yerden pislik yapacağını biliyordum bu adamın. Şuna bak. Çok da saçma bir pozisyon. Çok güzel. Yasin be! Aynı pozisyonu bu kez Gül'le yaptılar ya. İlk golleki pozisyonun aynısını. Gül'e verdi, Gül topu tuttu. Yasin pozisyonu bekledi. Yasin önüne çıkarttı. Yasin de bir güzel yapıştırdı Gül'e. Çok hızlı cevap verdi. Bravo. Yasin'e Gül'e nefis pas. Bakın Yasin bomboş kaldı. Markajdan kurtuldu. Bu vuruşu da yaptı. Bravo Yasin. Maçın yıldızı. Baş yürü. Baş yürü. Eto sen içeri geç. Eto geçmiyor musun? Al o zaman. Eto aldı. Yasin'i bekliyor gene. Yasin'in önüne çıkarttı. Yasin alacak mı? Eto alacak mı? Biri alsın şu topu. Kalmadı bizimkilerin önünde be. Güzel geçtiğince Lerme. Yürü. Biraz daha iyi pas çıkarabilirdin. Biraz daha iyi pas çıkarabilirdin. Zaten biraz daha iyi pas çıkarabilsen bu takımda olurdun yani hala. Ya bu takımdasın da ilk 11'de olurdun. Yoksa estağfurullah. Faho şık hareketler. Faho. Bayağıdır adını sanını duymuyorduk maçta. Faho değil Eto verdi Daniel'e. Daniel kötü pas. Ama olsun baş aldı topu. Baş gidiyor verdi pası. Eto Daniel'in önüne nefis bıraktı. Daniel. Daniel çöldü. Forvetler çok iyi servis yaptı. Çok iyi servis yaptı. Orta sahadan
bir gerisini dengeli diye bu servisi aldı. Bakın Eto'lu servisine dikkat. Güzel oynadı Eto ile. Eto aldı. Çok iyi bir servis arkası dönükken Daniel'a, Daniel'da yapıştırdı cevabı. Faho güzel hareketler. Faho pasını vermedi. Faho tersi arkadaşı Cilerme'ye verdi. Cilerme baktı kaleye. Cilerme. O golü atsaydın ben de o Cilerme'yi öyle söyleseydim süper olurdu. Ve maç bitti. Antep'i farklı bir şekilde yendik. Yani en azından 3-1 yendik. Çok farklı olmasa da güzel bir skor bizim için. Biraz zorlandık ama oyunun kilidini forvetlerimizin yaptığı servislerle açmayı başardık. Efendim bir sonraki maç çok kritik bir maç olacak. Çünkü Villarreal 10 puanda. Biz 5 puandayız. İçeride Villarreal ile oynayacağız ve Bordo hemen gerimizde. Yani biz olası bir Villarreal mağlubiyetinde Bordo da Shamrock'u yenerse eğer bizim önümüze geçiyor. Bu da ikinciliğimizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. O yüzden Villarreal'den 3 puan koparmalıyız. Olmadı 1 puan koparmalıyız ama 1 puan da sıkıntılı. 3 puan. Yok 3 puan. Karar verdim. 3 puan koparmamız lazım. İçeride oynuyoruz. Bunları avantajımıza kullanmamız lazım. Shamrock'la son maç deplasmanda yapacağız diye hatırlıyorum. Hani Shamrock'u yenebilme ihtimalimiz yüksek olduğu için bu Villarreal'den de 1 puan almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bakacağız. Bir sonraki bölüm bu maçta ne yapacağımızı gösterecek. Şimdilik bizden bu kadar diyelim efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türkiye milli takımının başında olduğumu da unutmayın ha. Dünya Kupası'na çıkacağız. Evet buradan söz veriyorum. Çıkacağız. Ve Dünya Kupası'nı Türkiye'ye kazandıracağız. Evet vaatlerim biraz abartı olabilir. Ama bunları gerçekleştirebilecek güce, potansiyeli, yeteneğe sahip olduğumu düşünüyorum. Arkamda siz olduğunuz sürece. O öyle anlamda değil. Aman. Ayrıca Bol Börk'te günlerle kalmayı da unutmayın. Yani gününüz klas geçsin.